Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar videomuza geçmeden beğeni ve yorumlarınız oldukça önemli. Şimdiden teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde müjdelerin adamı Sayın Temel Kotil'in yapmış olduğu bomba açıklamalara gideceğiz. Ama öyle böyle açıklamalar değil. Kıymetli dostlar sadece ben manşeti vereyim. Gerisini artık siz düşünün. Temel Kotil ne dedi biliyor musunuz? Almanlara seslenerekten. Almanlar bırakın Mercedes'i yapsın. Onlar uçak istiyorlarsa biz milli marip uçak kanı yapar. Onlara satarız. Onlar parası versinde Devamını devamında da bir sürü meseleye değindi. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Temel Kotil'in önemli açıklamaları şu an sizlerle. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil bizim değişimizde müjdelerin adamı. Milli Muharip Uçak Kaan'a dair önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin havacılık sektöründe yetenekli gençleri sayesinde Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'yi geçtiğini vurgulayan Kotil, Avrupa ülkelerinin genç nesil sorunu yaşadığına dikkat çekti. Kaan'ın F-35'ten üstün olduğunu ve dünyada ancak Amerikan F-22 uçağıyla karşılaştırılabileceğini kaydeden Kotil şunları belirtti: Kaan uçağımızı gençler yapıyor, liseliler yapıyor. Gençler bu uçağı Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, Japonya'dan hatta Güney Kore'den daha iyi yapabilir." herhangi bir teknik konuda onlardan daha iyi olabilir. Diyeceksiniz ki 3 trilyon dolar milli gelire sahip Almanya bunu nasıl yapamıyor? Biz Almanya'dan nasıl daha iyi olabiliriz? Gerçekten olabiliyoruz yani. Gerçekten de iyiyiz. Almanların Kaan gibi bir uçağı yok. Eurofighter daha basit bir uçak. Airbus konsorsiyumunda Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere var. Dördü bir araya gelerek yapmışlar. Biz bunun çok üstünde bir uçak yapıyoruz. Dünyadaki dört ülkeden birisi şu anda. Almanya'da mühendisler hep benim yaşlarımda yaşlandılar. Ruhları da yaşlandı. Onlar Mercedes yapmaya devam etsin. Avrupa'nın büyük bir ülkesinin genel kurmay başkanı geçtiğimiz yıl TUSAŞ'a geldi. Bizim gençlerimiz şöyle yapıyor böyle yapıyor ama uçak yapamıyorlar ilgisizler dedi. Problem yok dedim. Sen parayı ver biz sana uçak veririz. Bu projeye epey para harcadık. Milli Muharip uçak Kaan'a şimdiye dek 2 milyar dolar gitti. Tesislerde var tabi. Türk insanının yapamayacağı bir şey yoktur. Bizim en büyük servetimiz gençlerimizdir. Neden? Önemli olan Kaan'ı yapmak, uçurmak değil. Bu bir üründür nihayetinde. Yarın başka şeyler yapacağız diye Temel Kotil efsane açıklamalarını sonlandırmıştı. Sayın Temel Kotil yapmış olduğu açıklamalarında tamamıyla böyle Anadolu insanın anlayacağı tabirler kullandığından dolayı bu denli seviliyor. Sevilmeyi de fazlasıyla hak ediyor. Ya ne demek yani çıkıp da e, gerçekten de Almanlar bırakalım Mercedes yapsın biz uçağı yaparız demek. Rabbim yani bugünleri gösterdi ya. Sayın Temel Kot ile müjdelerin adamı demekte de ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk bugün. Şimdi tabi Milli Muharip Uçak Kağan'ın son durumuna ilişkin de bazı açıklamalar yapmıştı. Öne çıkan kısımları sizler için derlemiştim. İsterseniz hemen kısaca da Milli Muharip Uçak'taki süreç nasıl işleyecek? Ne zaman kaç tane uçak teslim edilecek? Ona bir göz atalım. Temel Kotil'in son yapmış olduğu açıklamalara göre 2028 yılında 20 adet Kaan teslim edeceğiz dedi. 2020-2033'lerde çok sayıda daha teslim edeceğiz ve Türk filosu yüzlerce Kaan'dan oluşmuş olacak. Milli savuşçağımız Kaan ülkemizin bekası için %100 yerli olmak zorundadır. Motoru da yapıyoruz mecburuz. İnşallah 2028-29 yıllarında Kaan'ı kendi motorumuzla uçuracağız. Bu kadar önemli bir teknolojide herhangi bir ülkeye bağımlı olamayız. Bu uçak f 35ten daha iyi bir uçak. F-35 6 ton taşıyor. Bu 10 ton taşıyor mühimmat olarak. Bu iki motorlu, o tek motorlu. iki motor daha çok enerji, daha uzağa aydınlatan radarlar demektir. Kaan'a şimdiye kadar 2 milyar dolar harcandı demişti. Sayılarla gideceğim. Kıymetli dostlar hatırlar mısınız? Şöyle 2017 senesine falan bir gidelim. 2017 senesinde bu 2 milyar dolar bir şeyleri çağrıştırdı mı sizlerde? Evet eminim ki bazılarınız tahmin etmiştir. S-400'ler Rusya'dan almış olduğumuz hava savunma sistemi olan S-400 sistemlerinin Türkiye'ye maliyeti 2 milyar dolar birazcık aşmıştı. 2 milyar doları resmi açıklamalardı bunlar. Kıymetli dostlar gördünüz mü? Biz Rusya'dan S400'ü almış olduğumuz parayla belki de yani bir de ihraç versiyonunu aldık S400'ün böyle en üst teknolojideki S400'ü almadık. Başkasından hava savunma sistemi aldığımız parayla kendi milli muharip uçağımızı yaklaşık 10 senedir besleyen bir tutara ulaşmış ancak ulaşmış oluyoruz. Yani 2 milyar dolar ikisi de denk. Bundan dolayıdır ki Türkiye'nin kendi savunma ekosistemini oluşturması oldukça önemli. Arge faaliyetlerinden şimdiye kadar 2 milyar dolar. Bence mükemmel bir rakam. Hazır bugün mesela Hazine Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de bir sürü tasarruf konusundan bahsetti. Biz kendi uçağımızı, biz kendi gemimizi üreteceğiz ki dışarıya daha az dolar vereceğiz. Bunun sayesinde de ülkemizin ekonomisi daha hızlı bir şekilde düzelecek. Yani milli muharip uçak giden paralar hiç kimseyi rahatsız etmesin. Elde avuçta bir şey yok. Bu kadar paran ere gitti diyen bir kafa vardı. Anlayamadığım bir kafa ama görmüş olacağınız üzere inşallah proje bir e, tamamıyla bitsin. Daha sonrasında kendi milli Muharip uçağımız bir havalansın. Belki de 5 tane milli Muharip uçak almış olduğumuz paraya başka ülkeden bir tane 5. nesil savaşça o da verirlerse e, alacaktık. Rabbim gerçekten de hepsinden razı olsun diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde Sayın Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Yaşar Güler gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Almanya'nın Eurofighter muhabbetine Yaşar Güler de değindi. Zaten temelde müdürümüz de ondan mesela Almanya atıfta bulunmuştu. Halen bileceğiniz üzere Türkiye'nin Eurofighter sürecine köstek olma derdinde sözle NATO müttefikimiz olan Almanya. Yaşar Güler bu konuda çok açık konuştu. Detaylar şu an sizlerle. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler son yapmış olduğu açıklamasında Almanya'ya değindi. Dedi ki Yaşar Güler Almanya bizim dostumuz ve müttefiğimiz bir NATO üyesi diğerine ambargo uyguluyor. NATO ülkeleri Ukrayna'ya yardım etmemiz gerektiğini söylüyor. Müttefiklerimizden biri bize ambargo uyguluyor ama sadece bize uygulamış olmuyor. NATO'ya da uygulamış oluyor. Ukrayna'ya yardımların yapılmamasına da gizli bir destek vermiş oluyor. Eurofighter bir konsorsiyum malı. Diğer ortaklar Türkiye'ye satışı destekliyorlar. İnanıyorum ki Almanya'da sonunda evet diyeceklerdir dedi. Almanlar Eurofighter'a izin vermezse acaba Fransa'dan Rafael alınır mı? sorusuna cevap verdi. Bu konuya dair dedi ki Yaşar Güler, Fransa dostumuz ama bizim şu andaki tercihimiz Eurofighter diye açıklamalarını devam ettirmişti. İran'a da değindi Yaşar Güler. Kıymetli dostlar İran'a ilişkin Yaşar Güler dedi ki İran'ı dostlarımız maalesef PKK'lı teröristlere karşı bizimle aynı paralelde bakmıyor açıkçası. Çünkü işte biz gözetliyoruz. Bak kardeşim adamlar şurada şu evde adamın kaldığı adres şu diye veriyoruz. Kısa bir müddet sonra cevabı geliyor. Efendim biz o adresi araştırdık. Öyle birisi öyle birileri yok. Tabii ki de bu kabul edilebilir değil. Tabii bizim dostluğumuz baki. Ben inanıyorum ki İran dostlarımız da yani PKK ile aslında başlarına bela olacağının farkındalar. Ama inşallah bakalım bir çözüm bulacaklardır diye açıklamalarını sonlandırmıştı. O İran yok mu o İran? Asıl yılanın başı o. Neyse o konuya artık düşüncelerimi biliyorsunuz. Hemen devamında da Eurofighter muhabbetine ilişkin Sayın Yaşar Komutanım Allah'ın izniyle sabredelim. Temel Müdürümüz Temel Reis Allah'ın izniyle belki de Almanlar daha düşüne dursun. 2027-2028'de milli muharip uçağımız KAAN Allah'ın izniyle gelecek. Belki de Almanlar daha düşüne dursun. Siz çok düşünün diyorum ve kıymetli dostlar İran'ın hazır PKK'ya vermiş olduğu destekten bahsettim ya şimdi sizlere. Mesela şimdi devamında bir Japonya'ya gidelim mi? O sessizlikleriyle, o sakinlikleriyle bilinen Japon halkı. Öyle kapadokya falan geldiyseniz görmüşsünüzdür. Ben çok gördüm. Şöyle yaptığınız noyada kafa gülümserler. Bizi de severler. Tabii tarihi geçmişimizden bazı olaylar da bu sevmelerini etkiledir. Kıymet dostlar, Japonları dahi benzirdi bu PKK'lı pislikler. Evet yanlış duymadınız. Japon sokaklarında son bir haftadır Japonya'da örgütlenmeye başlayan PKK'ya yönelik protestolar devam etmekteydi. Son olarak da artık dün Japon meclisi gerçekten de önemli bir karar aldı. Terör örgütü PKK'ya Japonya'da fon sağlayan, destek sağlayan oluşumların önü kesildi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Japonya ülke yapılanma faaliyetlerine başlayan terör örgütü PKK'yı fonlayan yandaşlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Japon hükümeti PKK terör örgütü üyelerinin Japonya'daki tüm varlıklarını dondurdu. Japon polis teşkilatı ise terör destekçilerinin PKK paçavraları ile yürüyüş düzenlemesini engellemek için önlemler alacaklarını açıkladı. Öte yandan PKK terör örgütü ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti ile beraber çalışılma çağrısında bulunduğu bildirildi. Terör örgütü PKK Japonya'daki yapılanma faaliyetlerini sürdürürken Japon halkı kültür kurumu adı altında faaliyet yürüten terör örgütü sempatizanlarına karşı bir miting gerçekleştirmiş işte. Valla bu meselenin lamı cimi yok. Bu yılanı besleyen bir gün o yılan tarafından sokulur. Türkiye olarak yani gerek mesela İran'a Yaşar uyarıları devamında barzan yönetiminde de yine aynı mevzular yaşanıyor. Bugün mesela talebaniye biz açık açık dedik. Bakın bu yılan bir gün de sokar diye açıklamalar da yapmıştı Yaşar Güler. Kıymetli dostlar görünen o ki Japon dostlarımız artık bu işi dikkate almışlar. Bir ara hatta yani Japonya'dan hiç beklenmedik bir hareket. Hep hepimiz tepki göstermiştik. Terör örgütü listesinden çıkartmışlardı. Daha sonrasında tekrar eklediler o listeye ama Türkiye'nin özellikle de PKK oluşumundaki sözünü dinlemeyenler PKK'nın ne kadar Tehlikeli bir yapılanma olduğu sözünü dinlemeyenler ileride o yılan tarafından sokulursa e, Türkiye gel bize yardım et diye hiç kapımıza kadar gelmesinler. E, artık bu da bir yere kadar diyorum ve devamında bugünkü dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel derledim detaylar bir karşımıza gelsin. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde ilk olarak bir Aselsan genel müdürümüz Sayın Ahmet Akyol yapmış olduğu paylaşımında dedi ki Deniz Kurdu tatbikatının milli teknoloji yıldızları Aselsan, Albatros ve Marlin Radardan elektronik harbe, silah sistemlerinden sonarlara, haberleşmeden sidalara, teknolojilerimiz şanlı deniz kuvvetlerimizin emrinde olmaya devam edecek açıklamasını yapmıştı. Deniz kurdu tatbikatında Türkiye'nin silahlı insansız deniz araçları görmüş olacağınız üzere deniz kuvvetlerimizi selamlamıştı. İlk kez tatbikatta boy göstermişlerdi. Tabi Türk teknolojileri mesela sadece Türkiye sahasına kullanılmıyor. Kıymet dostlar Kosova birlikleri ABD ile düzenlenen tatbikatla BMC Vuran'a entegre Alkar 120 milimetrelik havan silahını da bu şekilde kullanmıştı. ABD'li askerler kısacası Türk teknolojisini sadece izlediler. Akabinde kıymetli dostlar, İsrail'in işi gücü Türkiye olan abartmıyorum, işi gücü Türkiye olan bir dışişleri bakanı var. İsmi İsrail Katz. İsrail Katz yine özellikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hedef almaya devam ediyor. Son olarak da İsrail Katz bir haber sitesinin haberini alıntılayaraktan yukarı kısmına hemen böyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan zalimdir, kışkırtıcıdır, yalancıdır, sessiz ol ve utan diye bir ifade kullanmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı'nın alıntı yapmış olduğu haberde ise Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Netanyahu'yu Hitler'e benzetmiş oldu. Hatta Netanyahu'nun eylemlerinin Hitler'i kıskandırdığı açıklaması yer almaktaydı. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise kıymetli dostlar bugün özellikle de belki de ben bu videoyu çektim saatlerde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'i kabul edecek. Miçotakis'in gündeminde ılımlı bir atmosferin olduğu belirtilmekteydi. Özellikle Yunan basını takip ettiğimde. Şimdi dediğim gibi görüşme ilişkin neler konuşuldu, neler yapıldı bilgim yok. Çünkü bu videoyu çektiğim saatlerde tam görüşme başlayacak. Kıymetli dostlar fakat Yunan basınında mesela bazı açıklamalar var. Dikkat çekici onları sizlerle paylaşacağım. Mesela Yunanistan medyası diyordu ki Kariye Manastırı, Kariye cami diyelim. Kariye Camii'nde kıymetli dostlar geçtiğimiz cuma günü 79 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kılınmıştı. Tabi Yunan basını da diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilerek mi Kariye Camii'nde 79 yıl sonra namaz kıldırdı? Tam da Miçotakis'in Türkiye'ye geleceği hafta mı Türkler bunu yaptı? İşte tepki olarak Miçotakis açık açık Erdoğan'a bunu söylesin. Hatta Türkiye'ye Miçotakis ziyaretini iptal etsin diyenler dahi vardı. Türkiye ile Yunanistan'ın normalleşmesine Yunan basınından tepkiler de sürmekteydi. Bakalım neler yaşanacak? Görüşmeyi sizler için takipte olacağım diyorum ve videomuzu sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.